Kansıza, bu sevda benim, bu kavga benim, yaşar gider sonsuza. Bir Allah'a başım eğmişim, bir tek seni, seni sevmişim. Bu kavga benim, bu sevda benim, yürümüşüm gitmişim. Bu kavga benim, bu sevda benim, yürümüşüm gitmişim. Canan merhaba kardeşim. Merhaba. Canan benim. Şimdi bu kavga benim, bu sevda benim, yürümüşüm gitmişim diyor ya. Bu aslında ben bunu yaparken böyle hayatımız şeye benzedi. Yani şöyle benzedi derken bile bile girdiğim bir şeydir bu. O anlayışı ve o felsefeyi çok seviyorum. Yalnız Kurt felsefesi bu. Yalnız Kurt bundan 20 sene önce çıktı meydana ve bu adam ne yaptı? İşte bu adam böyle. Bunu yaptı. Yani bu adam bir şekilde yine bir duruş şeyi yaptı. Ve bu duruşunu, hayat içerisindeki duruşun durduğu yeri şarkılarına yansıttı. Yani bu kavga benim. Bu sevda benim. Yani aşk düzleminde dünyaya bakarken, aşkın naifliğiyle bakarken bile hayatın içerisindeki o sorumluluktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir ruh. Yalnız Kurt yani. O yıllar önce yapmış olduğum bir eser, hatta albüme de bu isim adı verilmişti. Çok sevdiğim bir eserdir. Aslında bir insan aynı şarkıyı yapamaz, değil mi? O şarkı bir tanedir. Ama o şarkının kardeşi, yoldaşı şarkılar yapılmalıdır. Yani o duruşun bir şey gibi düşünsen, ne diyeyim? Şey severim, bir tane kelime var ya, prizma. Yani bir ışık var ve o ışık kaynağı var. Bu ışık pek çok şeye çarpmak suretiyle muhtelif ışıklara bölünüyor. Yani aslında ışık var, o muhtelif ışıklara bölünüyor. Bir prizma. İşte bu Yalnız Kurt felsefesinin prizması olan şarkılardan bir tanesi. Bu adam aşık olsa da dünyaya aşkın naifliğinin yanı sıra sorumluluğuyla bakıyor bu adam. O yüzden biraz anlatımımız bu. Yani mesela hangi kuşak olursa olsun
etkileneceğini bildiğim şeyler bunlar. Çünkü işte Z kuşağı diyorlar şimdi mesela. Z kuşağı şöyledir, böyledir gibi. Çoğunlukla da böyle işte çok fazla düşünmeyi sevmeyen, işte bir dünyadaki dijital şeylerle, olgularla şey yapan, ilgilenen, uğraşan, işte daha çok oyun ve daha çok şeyin, yani dijital gelişimlerin peşinde olan, geçmişte çok fazla ilgilenmeyen, mazi hatta hiç ilgilenmeyen, önüne bakan ve dolayısıyla değerlerle de çok fazla ilgilenmeyen diyor, deniyor ya, ben buna hayatta inanmıyorum. Çünkü hangi kuşak olursa olsun sonuçta bu toplumun içerisinde ve ebeveynlerinden almış olduğu bir gen kültürü var. Buna Jung'un biliyorsun kolektif bilinç dışı diye bir kavram var. Carl Jung, ünlü İsviçreli psikiyatr, yazmış olduğu pek çok eser var. Ortaya koyduğu eserler var. Freud'un talebesi. Fakat sonra Freud'u reddediyor. Freud'un libido kavramını reddediyor. Ondan sonra ve psikiyatri çok fazla bir, çok farklı bir alan açıyor psikiyatri. Onun kolektif bilinç diye bir şey var. Bilinç dışı var ki o diyor ki biz aslında şu anki mevcut halimizde binlerce yıllık atalarımızın diyor şeyini şeyimize kolektif bilinç dışımızda binlerce yıllık atalarımızın edimlerini diyor taşırız diyor. Kolektif bilinç. Acayip bir şey. Dolayısıyla da korkularımızı da taşırız orada. Endişelerimizi de taşırız. O kolektif bilinç dışında. Dolayısıyla buradan nereye geldik? Neyse yine ben lafı sözü uzattım. Şeye, şarkı okuyalım. Ömürlük aşk. İlk defa okuyorum şeyde. YouTube sayfamda. Şimdi istiyorum ki uğurlar olsun. Bu da yeni bir yeni, bu da eski bir şarkı ama ilk defa okuyacağım YouTube sayfamda. Giden şimdi niye geldin uğurlar olsun ben ki tek tabanca böyle mutmayım şimdi niye geldin uğurlar olsun yüzümdeki gülüş mahşere kalsın umut çiçeklerin vakitsiz sonsun beni kul bilmedi Allah'ım bilsin şimdi niye geldin uğurlar olsun narani 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 ben dardayım güzel, başım belalı, yüreğim sevdalı, sevdam yaralı. Sen başka bağırsın, gözü hülyalı. Şimdi niye geldin uğurlar olsun yüzümdeki gülüş mahşere kalsam umut çiçekleri vakitsiz solsam beni kul bilmedi Allah'ım bilsin şimdi niye geldin durum bu. Durum bu. Bu arada
Mesela yine hiç okumadığımız bir eser var. Evelallah. Bu eser ilginç. Ayıldız Kolye albümündeydi. Ayıldız Kolye. Zaten Ayıldız Kolye albümünde çok güzel böyle lirik şeyler var. Eserler var. Mesela şeydi öyle Kesme Ümidin Mevlada. Benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir bu da. Baksana buna. Geçmez deme deli gönül, bugünlerde geçer bir gün, soldu diye üzüldüğün aşk çiçeği açar bir gün. Kesme çıkarsın şerden beladan, yüzü ay gözü eladan, kalmaz gönlün naçar bir gün. Kesme ümidin Mevla'dan, çıkarsın şerden beladan, yüzü ay gözü eladan, kalmaz gönlün naçar bir gün. Bize aşkın hüznü kalsın, gönlümüze sevmek yetsin, gelen gelsin giden gitsin, gönül aşkı içer bir gün. Kesme ümidin Mevla'dan, çıkarsın şerden beladan, yüzü ay gözü eladan, kalmaz gönlün açar bir gün. Kesme ümidin Mevla'dan, çıkarsın şerden beladan, yüzü ay gözü eladan, kalmaz gönlün naçar bir gün, kalmaz gönlün naçar bir gün. Bu eserde böyle şey tadı alırım ben. Bestelerken de o tadı aldım ben mesela. Böyle Yunus Emre ile Karacaoğlan karışım bir şey. Yunus Emre'nin o ilahi şeyiyle, uyarılarıyla ya da müjdeleriyle ya da teskinleriyle, tesellileriyle Karacaoğlan'ın o sürekli aşık hali vardır ya. Yani aşkın içinde aşkı yaşayan hali vardır. Hep böyle o şey vardır ve bu yüzden çok da hakikaten çok severim. Bir de burada mesela kesme ümidin Mevla'dan çıkarsın şerden beladan. Hakikaten aslında dayanıklılığımızın ve sabrımızın bizatihi şeyi kaynağı Rabbimizin varlığı. Çünkü Rabbimiz sabredenlerle beraberdir. Bu şarkının sözlerini de bu ilahi şey de buradan geliyor aslında. Baktığında mesela Kur'an'ın ayetlerinden alınan ilham da vardır sözlerde, mısralarda. Tabii ki bizim tevekkül anlayışımızın şeyi atlasını manevi ve ruhani şeyimiz tefekkürümüz oluşturuyor. Bunu çok severek böyle çok fazla kendi içime kapandığım bir dönemde bundan 4-5 sene önce bestelemiştim. Çok sevdiğim bir şeydir. Ve evelallah. Sanki bak bu da bir devamıdır. Bir duruşun aslında bir devamıdır. Tamam mı? Bu da ilginç. Çok sevmişim, çok yanmışım, bir kara sevdaya dalmışım, bir tatlı söz, bir ahu göz, bir güzele aldanmışım.
Bu aşkı kalbimden atmayı bilirim. Başımı alıp gitmeyi bilirim. Seven benim, aşık benim. Evvel Allah der, unutmayı bilirim. Bu aşkı kalbimden atmayı bilirim. Başımı alıp gitmeyi bilirim. Seven benim, aşık benim. Evvel Allah der, unutmayı bilirim. Nerarilarilam, nerarilarilam. Nerarilararam, nerarilarilam. Biraz da sen yan aşk için, biraz da sen hayaller kur. Her duyguya aşk denmez ki, hasret çeken aşık ol. Bu aşkı kalbinden atmayı bilirim. Başımı alıp gitmeyi bilirim. Seven benim, aşık benim. Evvel Allah der, unutmayı bilirim. Bu aşkı kalbimden atmayı bilirim. Başımı alıp gitmeyi bilirim. Aşık benim. Evvel Allah der, unutmayı bilirim. Budur. Kenancığım, koçum benim. Çok sağ olasın. İyi geldin böyle. Her geldiğinde müzikli sohbeti yapıyoruz. Dolayısıyla bizim için de güzel oluyor bu pandemi dönemlerinde. Şarkılarımız geleceğe yönelik de bir muştu, bir umut ilham veriyor, rüzgara estiriyor. Ben bu rüzgardan çok şey alıyorum. Çünkü hakikaten şarkıların, müziğin böyle bir tarafı var. Yani müzik, müzik sadece bugün yaşanmış ve geçmiş olan şey değildir. O eğlence tarzı. Müzik belki bugüne ihtiva edebilir ama bizim eserlerimizde Türk müziğinde çok kıymetli eserler ortaya koyan çok büyük, çok değerli ustalarımızın yaptığı gibi bizim eserlerimizde aynı zamanda geleceğe dönük de bir muştu var. O yüzden inşallah kesme ümidin Mevla'dan, çıkarsın şerden beladan, şu ay gözü eladan, kalmaz gönül neşer bir gün diyerek geleceğe olan umudumuzu muhafaza ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Buradan bütün YouTube'daki takipçilerime de sevgilerimi sunuyorum. Rabbim sizi, bizi, milletimizi, bütün insanlık alemini korusun. İnşallah bu günler geçecek. Kesme ümidini Mevla'dan.